Merhaba arkadaşlar, Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Raşkumar'la Soraj karşı karşıya gelmişlerdir. Raşkumar'ı bir güzel dövdükten sonra Soraj onu dışarı çıkarmak ister. Fakat Raşkumar bir yolunu bulup silahı eline alır ve Soraj'a doğrultur. Raşkumar bu esnada bu plan için 3 ay boyunca çalıştığını, fakat Sandhya'nın bu işe sürekli çomak soktuğunu, polisle çok yakın çalıştığı için Sandhya denilen beladan kurtulamadığını anlatır. Soraj şaşkınlıklar içinde Raşkumar'ı dinlemektedir. Raşkumar tek başına hareket ettiğini ve bu işi de başaracağını söyler. Aynı zamanda kaçmanın da bir yolunu arıyordur Raşkumar. Raşkumar Soraj'ı öldüreceğini, başka seçenek kalmadığını, bunu yapmak zorunda olduğunu da anlatır. Silahını Soraj'a iyice doğrultur. Bütün aile oradadır. Bir silah sesi gelmiştir. Bütün aile korkuyla silah sesine doğru gider. Fakat bu Soraj'a değil, polisin sıktığı Raşkumar'a olan ateş sesidir. Raşkumar ayağından yaralanmıştır. Santoş, Soraj diye bir çığlık atar. Fakat Soraj olmadığını görünce herkes bir rahatlar. Bu komiserin silahından çıkan ateşti. Herkes Soraj'ın yanına gelip iyi olup olmadığını sorar. Soraj iyi olduğunu, hiç kimsenin merak etmemesi gerektiğini söyleyince Santoş ve Sandhya oldukça rahatlarlar. Raşkumar bu esnada intihara kalkışır. Fakat Sandhya bunu engeller ve polise teslim eder Raşkumar'ı. Raşkumar polis tarafından hapse atılır. Artık herkes huzurludur. Evde her şey yoluna gitmiş gibi görünürken herkes ağırtıya katılır. Dua ve ilahiler edilir. Sandhya, Raşkumar'ın gitmeden önce saatin kaç olduğunu sormasından oldukça etkilenmişti ve bu kafasına takılmıştı. Ağartide dua ederken bir taraftan da bunu düşünmektedir. Çatuda Sandhya bir şeyler olduğunu sezer. Soraj ve Sandhya'nın yanında dururken Çatu, Sandhya onu bir anda kalabalıktan uzaklaştırır. Evet, Sandhya Çatu'yu götürme amacı onda bomba olduğundan endişelenmesidir. Kıyafetinde saç tokasıyla bombanın yerini aramaya başlar ve bombanın yerini bulur. Soraj da bu sırada Sandhya ve Çatu'yu aramaktadır. Onları görünce yanlarına doğru yaklaşır. Sandhya hızla ceketi yırtmaya başlar ve bombayla karşı karşıya kalır. Bombada 2 dakika kalmıştır. Sandhya önce teli koparmayı düşünür. Bir anda hangi kabloyu keseceğini düşünür. Bu yüzden birdenbire saat durur. Fakat bomba hala canlıdır. O sırada bütün aile oraya gelmiştir. Herkes Sandhya'yı izlemektedir. Sandhya Raşkumar'ın bombası olduğunu söyler. Zamanlayıcı durmuştur. Fakat bomba hala aktiftir. Sandhya bir anda kablolardan birini keser ve bomba etkisiz hale gelir. Sandhya herkesin sakin olması gerektiğini ve bombanın etkisiz hale geldiğini söyler. Fakat Çatu ağlamaya başlar korkudan. Soraj onu sakinleştirmeye çalışır. Sandhya bombayı etkisiz hale getirdiğini düşünürken zamanlayıcı birdenbire çalışır ve Sandhya 19 saniye kala onu bir kenara atmaya çalışır. Fakat attığı yerin yakın olduğunu fark edip tekrar uzağa atmaya çalışır. Tam bir uçurumun kenarından atacakken Sandhya ölümle burun buruna gelmiştir. Soraj bir anda bomba sesini duyar ve Sandhya'yı ortalıkta göremeyince çok korkar. Etraftaki herkes de bombayı görüp Sandhya'yı göremeyince oldukça korkarlar. Fakat Sandhya bir an çalılıkların arkasından çıkagelir. Bunu gören herkes oldukça mutlu olur. Yukarı çıkarlarken Soraj ve Sandhya oldukça duygusal anlar yaşar. Birbirlerine sarılıp ağlarlar. Daha sonra bütün aile üyeleri Santoş, Ankur ve diğerleri Sandhya'ya teşekkür ederek sarılırlar. Komiser ise Sandhya'nın gerçek bir polis memuru olduğunu hak ederek ona kendi şapkasını takar. Sandhya bu sırada kendisiyle gurur duyarken Santoş bu övgülerden çok da memnun olmaz. Çünkü Santoş, Sandhya'nın polis memuru olmasını asla istememektedir. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.